Şuara TV'de Peygamberlerin Hayatı serisi. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselam orta boylu, esmer tenli, çok saçlı, güzel yüzlüydi. Adem aleyhisselama benzerdi. Güçlü, kuvvetliydi. Takva ve ibadet ehli, çok cömert ve şefkatliydi. Yoksullara bol bol sadaka verirdi. Hud aleyhisselamın diğer bir adı Abir. Abir'in babası Abdullah. Onun babası Reba. Onun babası Halud veya Carud. Onun babası Ad. Ad kavmi bu babalarının ismini almıştır. Ad'ın babası Avs. Onun babası İrem. Onun babası Sam. Onun babası Nuh aleyhisselamdır. Hud aleyhisselam, Ad kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en üstün durumdaydı. Kendisi ticaretle uğraşırdı. Ad kavmi, birinci ve ikinci Ad diye ikiye ayrılır. Birinci Ad kavminin Nuh aleyhisselamla bağı şöyle. Ad'ın babası Avs, onun babası İrem, onun babası Sam, onun babası Nuh aleyhisselamdır. İkinci Ad kavminin soy ağacı ise şöyle. Semud'un babası Cair, onun babası İrem, onun babası Sam, onun babası Nuh aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamdan önceki birinci Ad kavmi, 10-13 kabileden oluşan 3-4 bin kişilik bir topluluktu. İsmail aleyhisselamın oğullarından gelen kabilelere Arabül Müstarebe denir ki İsmail aleyhisselam kıssasında bu bilgileri ayrıntılı olarak vereceğiz. Arabül Müstarebe dışında bir de Arabül Aribe vardı ki bu kabilelerin ismi şöyle. Ad kavmi, Semud kavmi, Cürhüm kavmi, Tasm kavmi, Cedis kavmi, Ümeym kavmi, Medyen kavmi, İmlak kavmi, Ubeyl kavmi, Casim kavmi, Kahtan kavmidir. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin yurtları ve kötü tutum ve davranışları şöyle. Ad kavminin yurtları Hadramevt'e ve Yemen'e kadar uzanan yerler olup, Allah'ın yerlerinden en genişi, en otlu, sulu, bol nimetli olanıydı. Yerin üzerinde akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında da su depoları vardı. Başkalarına verilmeyen boyboz, güç, kuvvet de onlara verilmişti. Onlar inatçı ve zorbanın emrini tutup ardından gittiler de, kuvvetçe bizden daha güçlü kim varmış diyerek, yeryüzünde büyüklük taslamaya, memleketlerinde azgınlık ve fesatlarını artırmaya, halka zulmetmeye başladılar. Ahiret hayatını öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler. Sadda, Samud ve Henna adındaki 3 puta tapmaktan da geri durmadılar. Yüce Allah, Ad kavmine kardeşleri Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O da onları bir olan Allah'a iman ve ibadete, insanlara zulmetmekten vazgeçmeye davet ettiyse de ret ve tekzip ile karşılandı. Bunun üzerine Yüce Allah 3 yıl onlardan yağmuru kesti. Onları yağmur duası için Mekke'ye bir heyet göndermek zorunda bıraktı. Yağmur geleceğini sandıkları bir kasırga ile yok olup gittiler. Hud aleyhisselamın Ad kavmine gönderilişi ve onların tutum ve davranışları ve akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Siz Allah'a karşı yalan söyleyenlerden başka kimseler değilsiniz, dedi. Kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat ise, biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayırhahınızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gidiyor? Düşününüz ki
o Rabbiniz sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptı. Size yaratılışta onlardan Nuh kavminden ziyade boy, boz ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayınız ki kurtuluşa erebilesiniz, dedi. Sen bize yalnız Allah'a ibadet etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, azabı getir bize, dediler. Hud, Rabbinizden üzerinize bir azap, bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım adlarla putlar hakkında Allah onlara bir hüccet, delil indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyiniz. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte onu bekleyenlerdenim. Ey kavmim! Ben bu tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni yaradandan başkasına ait değildir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmak dileyiniz. Sonra yine ona tevbe ve rücu ediniz ki üstünüze bol bol feyzini göndersin, kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyiniz, dedi. Ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakıcı değiliz. Sana inanıcılar da değiliz. Sen bize ilahlarımızdan bizi döndürmek için mi geldin? Öyleyse bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, eğer iddianda doğru söyleyenlerden isen, getir bize, dediler. Hud, bunun ilmi ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi bilmezler güruhu olarak görmekteyim. Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Onlar, vaaz etsen de etmesen de bize göre birdir. Bu öncekilerin adetinden başka bir şey değildir. Biz azabı uğrayacaklar da değiliz, dediler. Hud'un kavminden kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz halde inkar eden bir güruh da, bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, andolsun ki o takdirde mutlaka hüsrana düşenlerdensinizdir. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz vakit, sizin diri olarak kabirlerinizden çıkarılmış olacağınızı mı vaat ediyor ve tehdit ediyor o? Tehdit oluna geldiğiniz o şey ne kadar uzak? O hayat bizim şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Yaşarız, ölürüz. Fakat biz tekrar dirilecek değiliz. O Hud, Allah'a karşı yalan düzen bir adamdan başkası değildir. Biz onu tasdik edici değiliz, dediler. Hud, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et, dedi. Allah buyurdu ki, az bir zamanda, her halde onlar pişman olacaklardır. İşte onları o müthiş azap sayhası, sesi, Allah'ın bir adaleti olmak üzere hemen yakalayıverdi de onları bir çerçöp haline getirdik. Artık uzak olsun o zalimler güruhu. Onlar azabı vadilerine yönelerek gelen bir bulut halinde görmüşlerdi de bu bize yağmur verici bir buluttur demişlerdi. Hayır, bu çarçabuk gelmesini istediğiniz şeydir. Kasırgadır ki onda elem verici bir azap vardır. O, Rabbinin emriyle her şeyi helak edecektir. İşte onlar o hale geldiler ki, meskenlerinden başka bir şey görünmez oldu. Biz, işte günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Alay ede geldikleri şey, kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi savuruyordu. Çünkü biz, haklarında uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir kasırga saldık. Öyle bir kasırga ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleriymiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordu. Allah onu 7 gece 8 gün ardı ardınca üzerlerine musallat etti. Eğer sen de hazır olsaydın o kavmin bu müddet içinde nasıl ölüp yıkıldığını görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma kütükleriydiler. Şimdi
onlardan bir kalan görebiliyor musun? Hud'un kendisini de, onunla birlikte olan Müslümanları da katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanlarınsa kökünü kestik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Osfan Vadisi'ne vardığı zaman Hazreti Ebu Bekir'e "Ey Ebu Bekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. Hazreti Ebu Bekir "Osfan Vadisi'dir" deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud aleyhisselamın da beline aba tutunmuş, belinden yukarısını alacalı bir kumaşla bürümüş, genç ve kızıl yuları hurma lifinden örülmüş dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu görür gibiyim diye haber vermiştir. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gelir, vefatına kadar orada Yüce Allah'a ibadetle meşgul olurdu. Ad kavmi helak olunca Hud aleyhisselam da kendisine iman etmiş olan kimseleri yanına alarak Mekke'ye gitti ve oradan ayrılmadı. Mekke'de vefat eden peygamberlerden Zemzem ile Hacerü'l-Esved arasında 70, diğer bir rivayette 99 peygamber gömülüdür. Hud aleyhisselam da orada gömülü peygamberler arasındadır. Hud aleyhisselamın Hadramevt'te vefat ettiği ve mezarının orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu, vefatında 464 yaşında olduğu da rivayet edilir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Bölüm sonu. Peygamberlerin Hayatı serisi Şuara TV'de devam edecek. Takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.